Arkadaşlar merhaba e, konu başlıklarımızdan biri takviye verme, koloni varlığının azalması durumunda kuvvetli kolonilerden takviye çerçeveler alınarak zayıf kolonilere verilir, takviye verilirken hastalık etkenleri bakımından dikkatli olmalı çünkü e, koloni kuvvetli ve hastaysa hasta olan beteyi de zayıfa verir zaten zayıf oldukları için koloniyi bitiririz aslında, de. kapalı yavrulu çerçeveler arısı olarak doğrudan verilebileceği gibi ergin arılarla birlikte koku verilerek zayıf kolonilere birleştirilebilir iki şekilde olabilir, e, ersiz ergin arılarla birlikte Kapalı yavrulu bir petek verirseniz riskli bir iş yapmış olursunuz. Çünkü büyük ihtimal reddedecekler. Onun yerine kapalı sadece kapalı yavrulu bir peteği içine zayıf kolonya verirseniz daha akıllıca bir iş yapmış olursunuz. Ana arı ızgarasını konulmaz. Ana arı ızgarası nedir arkadaşlar? Genelde katlar arasında katılır. Ana arının geçemeyeceği boyutta deliklere sahip bir plastik maddedir. Anar yukarı çıkamaz. Bu bu sayede e, yukarı yavru atmaz. E, Haliyle altta da atmak zorunda kalır. Bu sayede üst taraftaki ballık katında yavru olmayacağından bütün erkek, e, bütün arılar e, üst tarafı bal ile dolduracak. Bal ile dolduracaktır. ana e, Dedim bunu söyledim. E, genelde esas nektar akım, akım döneminden 20-25 gün önce katılır. Neden 20-25 gün önce? Çünkü eğer ana arı üst kısma yavru atmışsa e, ve o yumurtanın 21 gün sonra e, larva ve pupa aşamalarını geçtikten sonra ergin arı olarak çıkacağı tarih 20-25 gündür. E, bu yüzden 20-25 gün süre kaldığında konulmalı Çünkü 20-25 gün önceden kattığımızda 20-25 gün sonra üst taraf hiçbir şekilde yavru kalmaz. Ve ses nakitler hakkında dönemi de o zaman başlar. Bu sayede üst taraf e, sadece e, bal depolamak için kullanılır. Üst taraf tamamen balla dolar. E, e, kabartılmış patiklerimiz üst kısımda olmalı ızgara verilecek kolonlar asgari 20 aralık çerçeve düzenli olmalı. Yani güçlü kolonlar olmalı. Çünkü az kolonlarda de pek de bir fayda sağlamaz. Ana ızgarası verilecek kolonlar oğul hazırlığı ve buna benzer bir darış içinde olmamalıdır. Yani ben genelde kullanmıyorum çünkü çok fazla erkek arı o ızgaraya takılıp ölüyorlar. Hatta bazı işçiler bile öldüklerine şahidim. Yani ben genelde çekiniyorum çünkü olur da eğer ana da ölürse o ana arasında büyük bir kayıp yaşarız. Ben genelde tercih etmiyorum. Ama tabi sizin tecrübeleriniz e, nasıldır bilemem. Ana özgür doğru kullanmak için ızgaranın üst kenar kısımlarına 1 santim kalınlığında tahta çıtlar çakılmalı. Ballık bu tahta kısmının üzerine oturtulmalı. Böylece balıktaki çerçeveler ve ızgar arasında ayrılar rahat hareket edebileceği bir boşluk oluşacaktır. Gerekirse, gerekirse ızgar arasının kuruluş kalıp tarafına da 1 cm kalınlığında çıtlar çakılmalı. Yani iyice sabitlemeliyiz. E, altta kuruluş kalıp üstte ballık olduğunda, e, ne kadar akımda güçlü olunca üstteki petekler balladılar. Üçüncü kata e, üçüncü kata çıkarsak e, ki çıkmak bence zordur çünkü alt tarafı full ee, yavrulu dahi olsa e, biz alttaki yavruları üste çekeriz. E, ama alt tarafa da yeni boş petekler veririz. Yani e, aslında ana on 10 çerçeveyle kısıtlarız aslında attığı yavruları. 3. Yani, üçüncü katlık e, bilmiyorum ama sanki zor olabilir. E, yeni bir balık ekleneceği durumda da tekrar ızgaranın üstüne kabartılmış petek dolu balık. Onun üstüne de diğer katlar konulur. E, çok fazla bu şekilde olması verimi etkiler mi? Etkileyebilir. Ama esas akım döneminde üst, kı üst kısımda ana e, yavruların olmaması iyi bir şeydir ama bunu çok fazla sürdürürsek anarı sadece alt kısmı hapsolur ve sadece 10 çerçeve ve yavru atmak zorunda kalır. Ha, haliyle e, gelişimi biraz az da olsa yavaşlar. Yani iki kata full yavru atıp iki kat büyümesi varken tek kata yavru atması elbette ki verimi yarı yarıya düşürür. Izgara kullanılan kolonlara katlara kabartılmış petek verilmeli. Temel petek verildiği de ızgara kullanılmamalı. temel petek değil de kabartılmış petek kullanmamız gerektiğinden bahsedeyim. Sırlanma konusunda sıkıntı yaşanıyorsa az balla çerçeveleri süzülerek elde edilen bal yemlik tekrar verilerek balın sırlanması sağlanabilir. Çünkü sırlanmak için peteğe ihtiyaç vardır ve peteğini e, oluşturabilmek için arılar bal tüketir. E, ne, nektar akımı bittiğince bal da az gelir bu sayede. Bu yüzden e, bazen arılar e, ball, petek balları biliyorlar. E, yani bu olmamış demek değildir. Ama tekrar bu yöntemi kullanırsanız onlara tekrar bal vermiş olursunuz ve o balı da e, sırlanmak için kullanabilirler.